Yusuf Aygeç ve Furkan Luka Birgün'ün Koklayarak Duyuyorum sergisi 20 Aralık'a kadar Cam Galeri'de izlenebilir. Bu serginin teması aslında çoğumuzun yaşadığı tanıdık bir duygudan oluşuyor. Koklayarak Duyuyorum, Yusuf Aygeç ve Furkan Birgün'ün farklı tarzlarını bir araya getirdikleri serginin adı. Tarzlarını tıpkı bir iskambil kartı gibi tuvali ortadan ikiye ayırarak birleştiren bu ikili kişisel dünyalarını ortak bir dille yansıtıyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyorum. Yaklaşık işte 5-6 yıllık bir illüstrasyon maceram var. Onun dışında grafitiyle ilgileniyorum. Çeşitli dergiler, işte karma sergiler falan yer aldım. Marmara Üniversitesi resim mezunuyum ben. 2 yıl oldu. Daha sonradan yüksek lisansa başladım. Hala devam ediyor şu anda. 8 yıldır falan resim yapıyorum. Yalnız piyasanın içerisinde 3 yılımı falan doldurdum işte. 2 yıldır da Cami Galeri ile beraber çalışıyorum. Geçen sene Aralık ayında Milattan Önce Pop Art diye bir kişisel sergim vardı. İşte onun dışında yurt dışında müzayedeler, fuarlar, işte Contemporary İstanbul falan birçok karma sergiye de katıldım. 7 yıllık bir arkadaşımız var bizim, ikili olarak Yusuf Aygeç ile. Geçen sene karşılaşmıştık, bir 4-5 sene bir görüşemedik. Bir kahvaltı masasına oturduk ve orada neden acaba bizi böyle farklı disipline sahip insanlar olarak bir ortak bir noktada buluşmuyoruz sorusunu sorduk ve sonrasında bu fikir çok hoşumuza gitti. Furkan grafiti ve illüstrasyonda geliştirdi bayağı kendisini. Ben de resim, hani iki farklı disiplin ve biz bunun neden hani birlikte bir şeyler yapmıyoruz ortak? Hani sadece bir konuşma olarak geçmişti. 3 ay falan böyle konuştuk sadece. Birkaç eskiz aldık beraber. Buradaki koklamak deyimi şöyle aslında. Yolda yürüdüğünüz zaman bazen işte yoldan geçen herhangi bir duran çiçeğin kokusu sizi çocukluğunuzdaki babaannenizin bahçesine götürebilir yani. Böyle bir şey, bir his aslında. Belli bir konu üstünden gittik. Fakat o konunun içerisinde başlıklar açtık biz. Yani hisler, duygular ve yaşam tarzları üzerine. Bazı resimde Furkan başladı, ben tamamladım. Bazı resimde ben başladım, Furkan tamamladı. Bazılarında ise bir resmi 2-3 kere aldık elimize. İkimizin de aslında her yerde müdahalesi var. Bu sergide eserlerdeki zıtlık ve birbirini tamamlayıcı özellik iki sanatçının ayrı ayrı kimliklerini ortaya koyuyor ve etkileyici bir beraberlik oluşturuyor. Özgün, farklı ve yaratıcı. Bir kere yakın bir ikiliyiz. Zaten kişilik yapılarımız da birbirine benziyor ve bu yüzden de ortak noktada buluşmak bizim için çok kolay oldu. Çok farklı iki disiplin. Yani birincisi sprey kullanıyor Furkan. Sprey benim alışkın olmadığım bir tat. Ben yağlı boya kullanıyorum. Furkan'ın alışkın olmadığı ve hani her gün aslında yaptığımız şeyle alakalı bir şeyler keşfettik. Ne kadar yakın arkadaş olursanız olun bu süreç içerisinde birazcık böyle sevgili gibi oluyorsun. Çünkü her vaktin beraber geçiyor. Sergi bittiğinde şunu fark ettik biz. Birbirimize kendi alanlarımızla alakalı birçok şey kattık. Birbirinle çatışmadan veya işte problem yaşamadan bitirmek. Tabii ki çok zorlandığımız yerler oldu çünkü farklı iki disipline sahibiz. Aynı tuvalde bunları eritmek gerçekten çok zor. Belli bir yere kadar yapıp ondan sonrasını diğerimize yani verdik ve dedik ki bu iş artık senin. Bütün sergiyi anlatalım mı dedik. Tek bir tuval üzerinde. Beni sen yap, seni ben yapalım. Şimdi ikimizin portresini aynı sistem üzerinde oluşturduk ama dedik ki mesela benim ellerimde fırçalar var. Beni komple Furkan yaptı ama fırçaların ucunda mesela benim tuşelerim var. Veya işte benim yaptığım spreyin ucunda Furkan'ın yaptığı bir sprey püskürtmesi var. Yani aslında tamamen birbirimizi yansıttık orada. Koklayarak Duyuyorum sergisi bir dönemin kendine özgü kokusunu, müzeyini, üslubunu ve kahramanlarını yansıtıyor. Sergi 21 Aralık'a kadar Akaretler Cam Galeri'de ziyaretçilerini bekliyor.